Sevgili Vakti Vefa programının siz değerli kıymetli seyircileri, bugün Vakti Vefa programımızda sizlerle birlikte yine anlam ve farkındalık yolculuğumuza devam edeceğiz. Bugünkü programımızın çok değerli kıymetli konuğu, eğitimci konuğumuz, aynı zamanda İdeal Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nurettin Odabaş hocamız olacak. Kendisi hem meslektaşım hem eğitimci, hayatın içerisinde de rol modelliğiyle gençlere, bütün 7'den 70'e herkese ulaşma yönünde güzel bir ekip çalışmasıyla gayret gösteriyorlar. Özellikle bugünkü konu başlığımızı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları proje ortağı üzerinde sorumlulukları, bu yılla ilgili belirlenen hedefler üzerinde konuşacağız. Yani hepimizi ilgilendiriyor. Çoluk, çocuk, genç, yaşlı, genç demeden 7'den 70'e herkesle ilgili bir konuyu paylaşacağız sizlerle. Öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Ve sizlerin huzurunuzda sevgili konuğumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sizlerin nezdinde tüm izleyen vatandaşlarımıza da selamlar, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizi görmekten, konuğumuz olmanızdan mutluluk duyuyoruz. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Cümlemizden. Kıymetli hocam bize birazcık kendinizden bahsetmek ister misiniz? Ben sizi tanıyorum ama istiyorum ki sevgili seyircilerimiz Ordu'dan, Türkiye'den, dünyanın dört bir yanından izleyen gurbetçilerimiz de var. Güzel mesajlar da alıyoruz. İstiyorum ki bu çalışmalar ve sizler hakkında bilgi sahibi olsunlar. Kısaca sizi tanıyalım. Evet, 1973 Perşembe doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ordu'da okudum. Eğitim fakültesi mezunuyum. Sınıf öğretmeniyim aynı zamanda. Şu anda yine eğitim hayatıma devam ediyorum. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde öğretmenlik, idarecilik yapıyorum. Şu anda da okul müdürüyüm. Aynı zamanda da çeşitli gittiğimiz illerde dernekler, vakıflar kurup gönüllü çalışmalar yapmaya çalışıyoruz sizin gibi. Evet. Fırsat ve imkan buldukça, zaman oldukça insanlara, çocuklara, gençlere ihtiyacı olan veya kültürel anlamda, sosyal anlamda onlara destek olmaya çalışıyoruz. Ömrümüzü biraz böyle sosyal faaliyetlerle geçirmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Ben kıymetli hocamı uzun yıllardır tanıyorum. Ordu'ya geldiğim günden bugüne kadar benim en güzel ve mutlulukla herkese şahitlikte bulunacağım en güzel aslında söylemle eylem birliği arasındaki uyumdan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü bizler sosyal alanlarda iyilik adına, ahlaki değerler üzerine ve kimliğimiz üzerine çalışmalarda bulunuyoruz. Ne zaman hocama danışsam ya da belli bir şey olsa, ihtiyacımız olsa karşılıklı gerçekten paydaş olduğumuz, yardımlaştığımız, yani mümin kardeşliğini yaşadığımız örnekliği çokça gördüm kendisinden ve sevgili İdeal Genç Kulübü diğer gönüllülük çalışan arkadaşlardan da sizlerin nezdinde de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli hocam, hakikaten toplumumuzun bugünlerde en çok dillendirdiği, hepimizin aslında muzdarip olduğu bir konu var. Biz diyoruz ki ah eskiden böyle miydi? İnsanlar komşuluklarından, arkadaşlıklarından, beraber vakit geçirmekten mutluluk duyarlardı. Evlerde toplanır, çay sohbetleri yapılır ya da bir üzüntü duyulan durum gerçekleştiğinde herkes o acıyı beraber göğüslemeye gayret gösterirdi. Yani bunlar bizim toplumumuzun mayalandığı ve birbiriyle dayanışarak zorlukları aştığı en güzel unsurlardı. Şimdi Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları proje ortağı olarak siz Ordu'da özellikle yıllardır devam eden Ufka Yolculuk projeleri ve yarışmalarının organizasyonunun Ordu temsilciliğini yapıyorsunuz. Ve Ufka Yolculuk projesinin içeriğine ben baktığımda özellikle şu vurgular dikkatimi çekiyor. Öncelikle iman ve imanın doğru kaynaklardan öğrenilmesi, bununla beraber ahlaki değerlerimize, doğruluk, dürüstlük, yardımlaşma, sadakat, vefakarlık ve sosyal beceriler, bizim milli ve kültürel sporlarımızla beraber siz gençlere, çocuklara spor kulübüyle beraber ulaşıyorsunuz. Şimdi biraz bize bu Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışma Projesi hakkında bilgi verir misiniz? Dünden bugüne isterseniz projelerimizi başlangıcından başlayarak konuşalım. Ne zaman ilk defa Ufka Yolculuk Projesi düzenlenmeye başladı? Teşekkür ediyorum.
Ufku yolculuk öncelikle güvenilir eserleri ve temel kaynakları yarışma adı altında tüm gençlerimize, topluma tanıtma amacıyla yola çıktı. İlk defa 2013 yılında böyle bir çalışma oluştu. Bu çalışma sayesinde baktık ki toplumda en azından bir farkındalık oluşuyor. Gençlerimiz, çocuklarımız, büyüklerimiz, o zaman tabii tek kitaptık. Hani tam böyle eleştirilere göre kendini yeniledi zaman içerisinde. Bizim temel amacımız toplumla temel kaynakları, doğruları buluşturmak. Dolayısıyla 2013 yılında Ömer Nasuhi Bilmen'in İslam İlmihali kitabıyla başladık. Yaklaşık 100 bine yakın, yani 89.870 diyelim, 90.000 kişiye ulaştık Türkiye geneli. İkinci yılımızda ise 2014 yılında Kur'an-ı Kerim mealini toplumun tüm kesimine ulaştırmaya çalıştık. Hatta hiç unutmuyorum ben hocam onu, böyle mavi renkte çok da güzel, böyle elde açarken de insanın içini açacak şekliyle, mavi benim en sevdiğim renklerden bir tanesi, bana da hediye etmiştiniz siz. Hatırlıyorum bunu. Evet. Toplumun bütününde Kur'an'ın mealiyle buluşturma projesi olarak. 175 bine yakın kişi de ikinci yarışmamızda dahil oldu. Üçüncü yarışmamızda ise Peygamber Efendimizle alakalı ideal insan, son peygamber diye Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ondan önceki kısa bir peygamberler tarihi gibi bir yarışmamız oldu. Bunda da 300 bine yakın kişi yarışmamıza dahil oldu. Bir sonraki yarışmamız 2016'da, onda da 1001 hadis seçkisi diye Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olan bir hocamızın kitabı insanlara ulaştırmaya çalıştık. Onda da 500 bine yakın insan ufka yolculuk yarışmalarına katıldılar. Ne kadar da aslında katılımın olduğunu ve günden güne sayısının artarak çoğaldığını da görüyoruz. Evet. İlgi ve alaka gerçekten uyandırılmış bu çalışmalarla birlikte. Beşinci yarışmamızda ise yine Kur'an-ı Kerim meali üzerine bir çalışma yaptık. Biraz daha tabi zaman geçince tekrar bir hatırlatma bağında. Altıncısında ise sünnet olmadan ümmet olmaz diye bir sloganla da çok güzel çıktık. Yani bazen böyle biz temel amacımız toplumun sahih kaynaklar, doğru bilgilerle ulaştırmak olduğu için bazen böyle televizyonlarda filan insanların farklı fikirler olabiliyor. Onlara da bir şekilde cevap vermek gerekebiliyor. Doğru. Ama biz kimseyle tartışmadan, polemiğe de girmeden, kırmadan, dökmeden doğrusu budur diyoruz. İnsanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Çok da rağbet gördü bu sünnet olmadan ümmet olmaz diye. Biz böyle sahada çok gayret ettik. Türkiye genelinde katılım sayısını artırmaya çalıştık. Yaklaşık 700 bin kişi bu yarışmaya katıldı. Diğer bir yarışmamızda ise biraz daha teknik konu dediğimiz işte ahlak, edep, bu konuları işlemeye çalıştık. 6. 7. yarışmalarımızda. Hangi yıla denk geliyor hocam? 2019 yılında güzel ahlaktı konumuz. Hı hı. Bu güzel ahlakla alakalı. Bir de tabii bu arada kitaplarımıza geri dönütlerden dolayı, yani yetişkinlere ayrı, ilkokul kategorilerine ayrı, ihtiyaçlara göre ayırmaya çalıştık. 2020 yılında ise adab konusunu işledik. Yani burada bu kitaplar belli noktalardan uzman kişiler tarafından, eğitimciler tarafından temel kaynaklardaki en doğru bilgiler oradan alınıyor. Evet. Tekrar bir uzman tarafından gözden geçirilerek derleniyor. Derlendikten sonra da yeni bir kitap haline getirilerek toplumun hizmetine sunmaya çalışılıyor. Yani böyle de bir gelişimler göz önünde bulunarak özellikle işte çocuklara ait, gençlere dönük, yetişkinlere hitap edecek olanlarda yaşlarına göre, algılarına göre onları anlayacakları bir şekliyle pedagoglar, gerektiğinde psikologlar, sosyologlar bu kitapların düzenlenmesi ve sunulması hususunda ortak bir çalışmada bulunuyorlar. Evet. Son iki yarışmamızda da 2021 yılında sağlıklı yaşam üzerine çalışmalarımız oldu. İlkokul, ortaokul, lise kategorisinde. Tabii sağlıklı yaşam hepimizin bir sıkıntı, ihtiyacı. Yani obezite aslında yaşam şekli olması gereken bir unsur. Evet, obezite hayli arttı. Okulda biz seminerler veriyoruz. Yani
nasıl besleneceğimiz konusunda yani insanlara bir ufuk açmaya çalışıyoruz. İnsanlara doğru bilgileri ulaştırmaya çalışıyoruz. Geçen yılki konumuz da sağlıklı düşünmeydi. Bu da çok yani güzel bir başlık. Yani beslenmeye ihtiyacımız var ama sağlıklı düşünmeye de ihtiyacımız var. Çünkü hem algılar farklılaşıyor, hem insanların sorgulamada, işte doğru bilgiye ulaşmada hemen bir haber yayılıyor. Yani sadece bunun sitesine gidip baksak bile doğruyu biliyorken evet. Hemen söylenene ya da gösterilene gidiyoruz. Ulaştıran kişinin bilgisi hakkında doğruluk payının olup olmadığı araştırılmadan evet. Böyle hemen söylenene karşı biraz çabuk peşin hükümlü davranışlarımız var evet. Toplum olarak. Bu noktada da farkındalık oluşturmak yönünden güzel bir çalışma olmuş. Yani siz de bilirsiniz hem gönüllü insanlarız, çalışıyoruz. Yani insanlar da hani ne yapıyorlar ya da kimlere yardımcı oluyorlar diye düşünmeden çok. İşte hemen şucu bucu veya işte evet, iyi mi yaptı kötü mü yaptı böyle. Evet. Yaramıza dokundunuz hocam. Evet. En çok muzdarip olduğumuz konulardan birisi. Geliyor. Yani biz de karşılaşıyoruz. Gidiyoruz şimdi ya insana diyorsun ki şöyle ya işte şöyle midir böyle midir yani işte sizin gibi mi düşünmemiz lazım? Yani burada bir kitap var, bir düşünme üzerine bir çalışma yapılmış. Evet, bir emek var. Analiz et, geçmişte nasıl düşünülmüş. Yani bunu bir değerlendir. Beğenirsen kabul evet. Edersin, beğenmezsen kabul etmezsin. Ama daha kitaba çok bile fazla. Bakmadan peşin hükümlülük biraz gönüllü insanların şevkini kıran, çok yargı dilinin çok fazla oturduğu yerden sonuca ya da eyleme dahil olmadan sadece oturduğu yerden konuşan, laf cambazlığı yapan, birazcık nasıl diyelim, biraz fazlaca emeksiz yemek isteyen insanlardan evet. Kaynaklı kırgınlıklarımız ve incinmişliklerimiz var. Evet. Ama yolumuza, önümüze evet. Bakıyoruz. Biz yolumuza yürümekte, Allah'ın rızasını kazanmakta gayret gösteriyoruz. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Konu başlıkları hakikaten özenle seçilmiş konu başlıkları hocam. Her biri bizim gerçekten ihtiyaç duyduğumuz ve acaba bunun doğrusu nedir ve nasıl olmalı, nasıl daha huzurlu, mutlu, birbiriyle dayanışma içerisinde sağlıklı bir yaşam sürebiliriz'in aslında sorularına aranan cevaplar şeklinde de önüne hazır bir halde sunulmuş. Evet. Konu başlıkları keza hazırlanan kitapçıklara da baktığımız zaman bunu evet. Görüyoruz. Geçen yıl yarışmamıza 880 bin kişi katıldı Türkiye genelinde. Tabii internet üzerinde olduğu için uluslararası da diyebiliriz. Yani evet. www.ufkayolculuk.com'a giren herhangi bir insan dünyanın neresinde olursa buradaki yarışmamıza katılabiliyor. Bu seneki konumuz tekrar bir Ramazan üzerine bir çalışma yapıldı. İlkokullar için ayrı bir kitabımız. Şöyle çocukların beğenebileceği, sevebileceği, macera dolu, renkli, resimli. Evet. Şöyle güzel bir kitap. Bir çırpıda çocuklarımız okusun diye. Bunun içinde bilmeceler var, kare kodlar var. Çocuklar telefondan o kare kodlara okuttuğu zaman da telefonda onunla alakalı bilgiler, maniler edinebiliniyorlar. Evet. Diğer bir kitabımız ortaokul kitabımız. Bu da Bir Başka Ramazan diye ortaokul yarışmacılarımız için. Şu da lise yarışmacılarımız için. Bire bin yok mu isteyen diye. Evet. Bu da yetişkin kategorisi için. Yani yetişkinlerde biraz daha büyüyor kitap kalınlığı. Evet. Yetişkinlerimiz için de bu sene tamamen bütün temamız Ramazan konulu. Evet. Uzmanlarımız ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilere yönelik çalışmaları biraz daha çocukların seviyesine uygun olarak dizayn ediyor. Evet. Onları okuyor ve okuduktan sonra da hem okunmasını hem Türkiye geneli hem ordu ili hem de ilçe ödüllerimiz de var bu sene. Evet. Yani ödüller vererek çocukları teşvik ederek belki de Ramazan'la alakalı unuttuğumuz, hatırlamamız gereken, bizim de belki bilmediğimiz birçok konuları ama İslam'ın özünde olan doğru bilgileri evet. Tüm kesime ulaştırmaya çalışıyoruz. Çok güzel çalışmalar, büyük emek verilerek bizlere sunulmuş olan 4 tane kitap görüyorum gözümüzün önünde. Şimdi kısa kısa başlıklarıyla siz anlatmaya çalıştınız. Öncelikle konumuzun başında demiştik ki 7'den 77'ye. Evet. Çocuktan, gençten, orta yaştan ve yaşlılık yaşına dahil
katılınabilecek, yarışmaya dahil olunacak 4 tane alternatif kitabımız var ve siz buna uluslararası da internet üzerinden online olarak katılabilme imkanının da olduğunu söylediniz. İsterseniz hocam şöyle yapalım. Bu kitaplarla ilgili tekrardan ben çocuk kitabına dönmek istiyorum. Çocuk kitabını şöyle tekrardan ekrana gösterebilir miyiz çocuk kitabımızı? Evet. Bize bakıyor ki eyvah Ramazan kayıp diye bir başlıkla sesleniyor. Evet. Eyvah Ramazan kayıp. Şimdi çocukluğumuzda hepimiz malum biz de çok heveslenirdik. Büyüklerimiz sahura kalkmayı ihmal etmezlerdi bizim çocukluğumuzda. Çünkü çekirdek ailelerden ziyade daha büyük aileler, babaannelerin, büyük babaların beraber olduğu aileler. Benim ilk çocukluk dönemim de öyle, 7-8 yaşıma kadar. O sebeple benim için çok heyecan verici, gece olduğu zaman sahuru gözetleyen bir halle onları izlemek. Aslında olayın farkında değiliz. Ne yaptıklarını, niçin yaptıklarını tak fark edemiyoruz ama onların gece uykularından kalkmaları, sonra bir telaşla sahur yemeklerinin hazırlanması, herkesin o sofranın başında toparlanıp bizim de onların kenarında, dizlerinin kenarında onlarla beraber ilk sahurla tanıştığımız anlar hiç unutmadığım dönemlerden bir tanesi. Şimdi çocuklarımız tekne orucu diyoruz. Yarım gün oruç tutturmaya gayret gösteriyoruz. Burada çok güzel bir başlıkla eyvah Ramazan kayıp denilerek çocukların teşviki ve özendirilmesiyle ilgili konu ismi verilmiş gördüğüm kadarıyla. Tekne orucu burada da var. Yani böyle bir hem özendiriliyor hem de çocuklar teşvik ediliyor. Recep, Şaban, Ramazan diye karakterler var. Çok güzel. Tamamen onlar böyle bir macera dolu bir şey yaşıyor. Yani burada 8-10 sayfa macera devam ediyor. Bir sayfa kısa bir Ramazan'la ilgili bilgiler. 8-10 sayfa macera dolu bir olay devam ediyor. Bir iki sayfa bilgi sürükleyici. Hı hı. Yani bu şeyle beraber çocukların seviyesine uygun olarak ilkokuldaki çocuklarımız hem böyle bir kitap okuma hem de macera sıkılmadan bir de şey geçeyim hemen hocam onunla ilgili. Evet. Şimdi sevgili ebeveynler, anne babalar, sevgili büyük anneler, babaanneler, anneanneler, dedeler ya da duyarlı halalar, teyzeler, ekranları başında bizleri izleyen siz sevgili seyircilerimiz. Bu çok önemli. Çocuklarımız biliyorsunuz ağaç yaşken eğilir. Yani eğer güzellik ve iyilik adına çocuklarımızda kimlik kazandırmayı istiyorsak işte bunlar bizim için kaçınılmaz fırsatlar ve imkanlar. Bundan dolayı bu kitabımızla ilgili hocam kısaca bilgilendirmelerde bulundu. Peki hocam, çocuklar, ebeveynler, aileler bu kitaba nasıl ulaşacaklar? Bu yarışmaya nasıl dahil olacaklar? Evet, bu kitaba www.ufkoyolculuk.com sitesine girdiği zaman da oradan kayıt olabiliyor. Kayıt olduğu zaman da kitap temin noktalarımız var. Oradaki kitapçılardan bunu temin edebiliyorlar. Hı hı. Bize ulaşırlarsa biz de kitap noktasında yardımcı oluyoruz. Evet. E-Market diye bir bölüm var. Biz de oradan alıyoruz. Zaten oradan da kargoyla kendilerine alabilirler. Hatta sosyal Google üzerinden de Ufka Yolculuk 2023 yılı Ramazan diye yazdıklarını büyük ihtimal butonlar onları yönlendirir. Evet. Evet. Yani talep olduğu zaman da diğer mesela ne diyelim şeylerde bile çıkıyor. Hani Trend Yol veya diğer kitap yurdu mesela buralarda da çıkıyor. Hı hı. Ufka Yolculuk tabii bu sene bizim hedefimiz 1 milyon kişi olduğu için yoğun bir kampanya çalışması içerisindeyiz. Yani herkes sesimizi duysun istiyoruz. Herkes bir ilgi duysun istiyoruz. Hedef ve herkesin yüreğine, gönlüne, aklına dokunsun, buluşsun. Şimdi bu sene de şöyle bir güzellik, bir yenilik var. Onu da seyircilerimizle paylaşmak isteriz. Mesela okullara gidiyoruz. İyi tamam da hani alamayan çocuklar, alamayan insanlar ne yapacaklar diye diyorlar. Bu sene yarışmaya kaydolan herkes yarışmaya kaydolduktan sonra sanal kütüphaneye yönlendiriyor site onları. Evet. Sanal kütüphaneye gittiği zaman da yani şu kitabı çocuk oradan PDF'sini indirebiliyor. Sesli kitap olarak da dinleyebiliyor. Ne kadar güzel. Mesela, alternatif çalışmalarla beraber sunulmuş. Yani sesli kitap olarak da PDF dosyası indirildiğinde öyle okuyabiliyor. Çok yarışmamıza güzel katılabiliyor. Benim mesela kızım telefondan indirdiğinde annesinin telefonunu bırakıyor masasının üzerine. O okuyor.
Oradan kalıcı olur zaten. Çocukların zihninde de kalıcı olur. Dinleyebiliyor. Çok güzel alternatifler. Sadece bu bir yarışma gibi olsun istedik. Hem de insanların ilgisini çeksin istedik. Güzel ödüllerimiz de var. Burada 3 çeşit ödüllerimiz var. Bir Türkiye genel ödüllerimiz var. Bu merkezi ödüller. Ordu il ödülleri var. Biz yaklaşık her yıl Ordu'da 10 ile 15 bin arası insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. Altın Ordu'dan Akkuş'a, Akkuş'tan Mesudiye'ye, Mesudiye'den Aybastı'ya kadar tüm ilçelerde okulları tek tek ziyaret ederek Milli Eğitim Bakanlığı'ndan iznimiz var. Okullarda tanıtım yapabiliyoruz. Çok Gençlik güzel. Spor Bakanlığı'ndan iznimiz var. Kredi yurtlarda, gençlik merkezlerinde bu çalışmalar yapılabiliyor. Ordu'nun her bölgesinde, her yerinde bu çalışmalara destek oluyor olacak tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Türkiye geneli ödülleri alabiliyor. Yani tek yarışmayla beraber hem Türkiye geneli ödülleri hem Ordu il ödülleri bu sene yeni bir yenilik olarak da ilçe ödülleri koyduk. Güzel, çok güzel. Yani bu ilçe ödülü olmasının sebebi de Mesudiye'deki bir çocuk Ordu'daki diğer çocuklarla veya Altınordu'dakilerle aynı yarışıyorlar ama belki biraz geride kalabiliyorlar. Mesela geçen yıl yokuş dibinde ki bir çocuğumuz Türkiye 11.'si olmuştu. Bu beni çok mutlu etti. Çok güzel. Yani Çambaşı'nın bir altı dediğimiz yokuş dibindeki bir çocuk eline kitap ulaştığı zaman da güzel bir derece yapabiliyor. Evet. Biz sonra düşündük dedik ki yani biz biraz Ordu ilinde 15-20 kişiye ödül veriyorduk ilk 20'ye. Biraz dedik bunu ilk 3'e verelim ama diğerlerini de ilçelere verelim. Yani daha yerinde olsun, daha şey olsun diye. Dolayısıyla 4 kategorinin 4'ünde de ödüllerimiz var. Yani şimdi ilçe ödüllerimiz. Elimde sizin bana vermiş olduğunuz broşür var. Ben kameraya da tutuyorum broşürümüzü. Şimdi broşürümüzün ilk sayfasına baktığımız zaman, ön sayfasına baktığımız zaman kitaplar ve kategorileri olarak bir başlık var. Evet. Arkasını çevirdiğim zaman... Şimdi sizin gördüğünüz gibi ödüller ve ödüllerin dağılımı var. Ben şöyle hocam kısaca bilgi vermek adına Türkiye geneli ödüller genel başlığı üzerinden ilkokul, ortaokul, evet, lise ve yetişkin kategoriler ödülleri diye bir başlık açılmış. 1 ve 10 kişi arası sanırım 3000 TL. Evet. 11 ile 30 kişi 2000 TL. 31 ile 50 kişi 1500. 51 ile 100 kişi 1000. 101 ile 300 kişi arası da 500 TL olmak üzere Türkiye geneli ödüller sayısı arasına girenlere verilecek ödül bu. Evet. Gayet de çok da güzel. Yani bir çocuk için, yetişkin için gerçekten çok güzel bir ödül. Danışman ödülleri alt başlığı var. 1 ile 5 kişi arası 2500 TL. 6 ile 10 kişi 2000. 11 ile 20 kişi 1500. 21 ile 50 kişi arası 1000, 51 ile 100 kişi arası 750 TL olmak üzere ödüller var. Şimdi gelelim, bunlar Türkiye geneli ödüllerdi. Evet. Danışman ödülleri söyledik. Gelelim danışman şimdi... şöyle oluyor, onu da bir izah etmekte bir fayda var. Yani bir kişi mesela diyelim ki siz yarışmacı olabiliyorsunuz aynı zamanda. Ben danışman yarışmacı olmak istiyorum diyorsunuz. Evet. Biz onu size bir kod gönderiyoruz onaylandığı zaman da. Yani ne kadar çok insana kitabımızı tanıtırsanız, yarışmamızı tanıtırsanız o insanlar sizin kaydettiğiniz yarışmacılar oluyor. Dolayısıyla da onlar sizin sayenizde yarışmaya katıldıkları için sizin gayretlerinizden dolayı küçük bir danışman hediyesi olmuş oldu. Çok güzel, yani teşvik edici. Beraber, evet, birlikte dayanışmayı da ve beraber birlikte aynı tadı alma adına da bence marifet iltifata tabidir. Evet. İltifat edilen unsurlardan olmuş. Gelelim Ordu ili özel ödüllerine. İlkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorileri ise birinciye 1500 TL, ikinciye 1000, üçüncüye 500. İlçe ödülleri, hocamın da az önce söylediği, bu yılda ilçe ödüllerini dahil ettik diye vurgulamıştı. Tüm ilçelerde birinciye 500, ikinciye 300, üçüncüye 200 olmak üzere Altınordu 100 üzeri kayıt yapan ilk 5 danışmana da 500, 100'den fazla yarışmacı kaydı bulunan okullarda okulun birincisine de 200 TL olmak üzere
Bu Altınordu, yani Ordu merkez ilçesi. Fatsa ise 100'den fazla yarışmacı kaydı bulunan okullarda okulun birincisine 200 TL, Ünye'de 100 üzeri kayıt yapan danışmanlara 500 TL'den 100'den fazla yarışmacı kaydı bulunan okullarda okulun birincisine 500 TL olmak üzere Ordu il ödüllerinin dağılımı var. Evet. Onlara verilecek ödüllerin de dağılımı var. Evet, bence çok güzel. Şimdi biraz sahaya yayılmaya çalıştık. Yani burada mesela 1000 tane öğrencisi olan okullar oluyor, 2000 tane evet. öğrencisi olan okullarımız oluyor. Yani çocuklar her yıl Ufka Yolculuk geldiği için, bu sene 11.'si olduğu için evet. yani ben geçen yıl girdim ama bir şey kazanamadım gibi düşünebiliyor çocuk kendince. Biz de onlara diyoruz ki zaten hani okuduğunuz için kazanmış oluyorsunuz ama yine de sizin emeklerinizi boşa çıkartmayalım. Evet. Okullarımızda da en azından okul birincisi olan çocuğumuz bir onere olsun. Yani tabii. biz gidiyoruz İstiklal Marşı'nda çocuğumuzu orada tebrik ediyoruz, onere ediyoruz. Ödülünü de takdim ediyoruz. Arkadaşlarının okulun evet. huzurunda onun bu başarısını takdir etmek onu da aslında gerçekten bir şeyi başarmanın tadını ve lezzetini yaşamış da kılıyor. Evet. Teşvik ediyor. Hayatta başarının tadı ayrı bir güzellik. Bunu da yaşamış oluyor, takdir ediliyor. Çok güzel. Davranışsal olarak da hayatına uygulayacak inşallah. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Tüm bu ödülleri alırken, yani okul birincisi olduğu zaman da aldığı ödül, ilçe birincisi olduğu zaman da aldığı ödül, Ordu il birincisi olduğu zamandaki aldığı ödül veya Türkiye'de derece yaptığında aldığı ödülü sadece bir sınava girmekle elde ediyor. Evet. O da 9-10 Nisan'da birinci aşama online sınavımız var. Bu birinci aşama online sınavı geçtikten sonra 7 Mayıs'ta da ikinci online sınavımız var. Evet. O ikinci online sınavında başka hiçbir sınava gerek kalmadan Türkiye derecesinde yapmış olduğu puanlamaya göre işte internet hızına göre, yarışmadaki soruları hızlı cevaplama durumuna göre evet. bilgisayar ortamında bunları puanlayarak derecelendiriliyor. Ayrıyeten işte hani ilçe ödülüne girdim, il ödülüne girdim, şu sınava girdim, bu sınava girdim demeden direkt kendi puanıyla hatta görüyorum. Çok başarılıysa mesela diyelim Türkiye'de daha önce bizim Karşıyaka İlkokulu'nda Türkiye üçüncüsü çıkmıştı. Maşallah. Mesela bu öğrencimiz hem okul ödülünü, hem ilçe ödülünü, hem il ödülünü, hem de Türkiye ödülünü maşallah. Aynı anda alma şansı çok yakalıyor. Güzel. Böyle de güzel. Şöyle dönüp baktıklarında üzerinden 11 yıl, şu an evet. 11.'si tekrar ediliyor yarışmanın. Şöyle dönüp baktığımızda 11 yıl önce 11 yaşında olan bir evet. çocuk şu an 20-21 yaşında bir genç. Evet. Ya da daha küçük yaşta diyelim ki 8-9 yaşında girmiş olan çocuk 19-20 yaşlarında bir genç. Geçmişine dönüp baktığında ne kadar güzel bir aslında hatıra, kendine evet. dönük ve arkadaşlarına teşvik etme yönünden de güzel bir hatıra. Şimdi hocam eğer arkadaşlarımız hazırlayabilirse, stüdyoda bizi arkadaşlarımız bu noktada sizin göndermiş olduğunuz link üzerinden tanıtım VTR'si de dönebilirse eğer, düzenleyebilirlerse biz bunları tekrardan pekiştirmiş olalım. Evet, sevgili seyircilerimiz de hem de izlemiş olsun. Konu daha zihinlerinde şekillenir, daha anlaşılır olur. Evet. Öyleyse şu tekrardan sormuş olayım netlik kazanması bakımından. Yarışmamızın tarihini bir daha tekrar edelim mi hocam? Basamak olarak. Evet, şu anda ufkayolculuk.com sitesi üzerinden kayıt oluyorlar. 9-10 Nisan'da birinci aşama online sınavımız var. O online sınava geçtikleri zaman da 7 Nisan'da da ikinci online sınavla beraber tüm bu ödüllerin sahiplerini bulmuş olacak inşallah. Evet. Haziran gibi, Temmuz gibi ödül törenleri yapmış olacağız. Haziran ve Temmuz tam okullarında zaten bitimi, artık bitimi yaz evet. dönemine, yaz tatiline girmelerinden kısa bir süre önce öyleyse ödül törenleri de gerçekleşmiş olacak. Evet. Şimdi hocam bununla alakalı birinci kitabımızı, çocuklarımıza yönelik birinci kitabımızı tanıttık ya. Biraz da orta öğretim dönemi kitabımızın başlığını tekrar okumak istiyorum. Evet. Orta öğretim dönemi. Evet. Bu lise kitabımız 1'e 1000 yok mu isteyen. Tamam. Hani Ramazan'da diyoruz ya hani sevapların bol evet. olduğu işte Rabbimin rahmet kapılarının bol bol ihsan edildiği bir zamanda evet. yani böyle bir merak uyandırsın gençlerimize diye 1'e 1000 isteyen yok mu diye bir başlıkla. Evet. Bu şimdi da yine, hocam
Kısa VTR'mizi izleyelim. Tamam. Sesli görüntüler de olabilir belki akışın içerisinde. VTR'miz hazırmış. Sevgili seyircilerimizle beraber bizler de izleyelim. Bu yıl 11.si düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması nedir? Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nda her yıl özenle yarışmacılarımızın seveceği bir tema belirleniyor. Bu temaya yönelik olarak okuma alışkanlığının artmasına katkı sunma ve doğru bilgiyi doğru kaynaklardan aktarma amacıyla yarışmacıların seviyelerine göre kitaplar hazırlanıyor. Yarışmacılar başvurdukları kategoriye ait kitabı okuyarak sınava hazırlanıyorlar. Sorumlu oldukları kitaplar üzerinden iki aşamadan oluşan sınava giriyorlar ve başarılı olan yarışmacılara özel ödüller takdim ediliyor. Aslında bizim için Ufka Yolculuğun gerçek ödülü bilgi ve kitap okuma alışkanlığının kazandırılmış olmasıdır. Peki yarışmaya kimler katılabiliyor? Yarışmaya yaş fark etmeden dileyen herkes katılabilir. Yarışmacılarımız kendilerine uygun ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinden birinde katılabiliyor. Hatta arkadaşlarını da davet edebilirler. Danışman nedir? Bu yarışmada yarışmayı duyuran veya yarışmaya katılmak isteyenlere kayıt olmalarında yardımcı olan yol arkadaşlarımıza danışman diyoruz. Danışmanlarımız kendi adına oluşturdukları yarışmacı hesabından girerek diledikleri sayıda kişiyi de yarışmaya kaydedebiliyorlar. Danışman olarak yarışmak istiyorsanız bazı şartlar var. 19 yaş ve üzerindeyseniz ve danışmanlık başvurunuz onaylandıysa danışman olarak yarışmacı olabilirsiniz. Danışman kodunuzu size gönderilen SMS üzerinden veya kullanıcı panelinizden görebilirsiniz. Bu kodla farklı kategorilerden kaydettiğiniz yarışmacılar sınava girdiğinde ve yarışmacılardan dereceye girenler olduğunda puanlar kazanabilir, kazanacağınız puanlarla da büyük ödüller alabilirsiniz. Web sayfamızda yer alan Kayıt Ol butonuna tıklayarak açılan ekrandaki formu dolduruyorsunuz. Kaydınızı tamamladıktan sonra web sayfamızdan Giriş Yap butonuna tıklayarak kullanıcı bilgilerinize ulaşabiliyor ve güncelleyebiliyorsunuz. Yarışma sorularına kaynak olan kitaplar nelerdir? Bu yıl farklı kategoriler için 4 farklı kaynak eser hazırlandı. İlkokul kategorisi için Eyvah Ramazan Kayıp, ortaokul kategorisi için Bir Başka Zaman Ramazan, lise kategorisi için 1'e 1000 Yok Mu İsteyen, yetişkin kategorisi için Manevi Bahar Mevsimi Ramazan isimli kitaplar sizinle buluşmak için sabırsızlıkla bekliyor. Her katılımcının kitap okuyarak hazırlandığı yarışma okurları doğru bilgiyle buluşturuyor. Doğru bilginin en büyük ödül olduğu yarışma hep kazandırıyor. Yarışma kitaplarına nasıl ulaşabilirim? Kitaplarınızı yarışmacı profil sayfalarınızda e-kitap olarak okuyup dinleyebilirsiniz. İsteyenler için kitaplar belirlenen yayın evleri, kitap satış noktaları ve adresinden de temin edilebilir. Yarışma sınavı nasıl yapılacak? İki aşamalı olarak gerçekleşecek sınava, telefon, tablet veya bilgisayarınızdan girerek katılabileceksiniz. Her iki sınav da online olarak yapılacak ve sorular çoktan seçmeli test şeklinde olacaktır. Yarışma tarihleri neler? Birinci aşama sınav tarihleri 9 Nisan Pazar, 10 Nisan Pazartesi 08:20 saatleri arasında. İkinci aşama sınav 7 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Toplamda kaç soru sorulacak? Birinci ve ikinci aşama sınavda ilkokul kategorisinde 40, ortaokul kategorisinde 50, lise ve yetişkin kategorilerinde 60 soru sorulacak. Çoktan seçmeli sorulara cevap verirken zamana dikkat edilmesi avantajlıdır. Puanların eşit olması durumunda önce bitiren diğerinin önüne geçebilir. Ödüller neler? Yarışma neticesinde Türkiye genelinde dereceye girenler belirlenen para ödüllerini alabilecek. Her kategoride 1 ile 10 arasındakilere 3000 lira, 11 ile 30 arasındakilere 2000 lira, 31 ile 50 arasındakilere 1500 lira, 51 ile 100 arasındakilere 1000 lira,
101 ile 300 arasındakilere 500 lira verilecek. Danışman yarışmacılara ise 1 ile 5 arasındakilere 2500 lira, 6 ile 10 arasındakilere 2000 lira, 11 ile 20 arasındakilere 1500 lira, 21 ile 50 arasındakilere 1000 lira, 51 ile 100 arasındakilere 750 lira verilecek. Türkiye geneli ödülü ne demek? Başka ödül de mi var? Türkiye geneli ödüller, Server Yaşam Vakfı tarafından verilen ödüllerdir. Her ilde bulunan Ufka Yolculuk Proje Ortağı sivil toplum kuruluşları tarafından verilecek olan çok çeşitli il ödülleri de sizi bekliyor. İl ve ilçe ödülleri bilgisine web sayfamızdaki ödüller sekmesinden ulaşabilirsiniz. Tüm bu bilgilere ve daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilir, bizimle iletişim kurarak da bilgi alabilirsiniz. Şimdiden katılanlara başarılar diliyor, hala kaydolmayanları da en kısa zamanda kitap okuma yolculuğumuza bekliyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz, tanıtım VTR'si de sanırım yeterince bilgilendirme yönünde bizi desteklemiş oldu. Ben inanıyorum ki hiç fırsat kaybetmeden, kaçırmadan, genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla ebeveynler duyarlılık göstererek bu yarışmaya dahil olmaya gayret gösterecekler. Kaçırılmaması gereken, bize hem ilim olarak hem kimlik ve manevi değerler olarak yetiştirirken takdir etmek yönünde de teşvik edici ödüller var. Çünkü 2023 yılı içerisinde hedef 1 milyon olması burada ne kadar ciddi bir emeğin de olduğunu gösteriyor. Özellikle altını çiziyoruz, gönüllülük esaslı, herhangi bir maddi karşılığı ve maddi bir kârı olmayan, bizim gibi, sizin gibi dayanışarak bu işe, bu taşın altına ben de elimi koyacağım ve nasıl bu yönde katkı sunacağım diye insanların omuz omuza dayanışarak ortaya koydukları bir emeğin aslında ürünü. Evet. Bundan dolayı da gerçekten özverili örnek davranışlardan bir tanesi. Şimdi kıymetli hocam, sevgili Emriye Ev hanımefendi bize selam göndermiş, cumamızı kutluyor ve diyor ki hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizim programımız daha sonrasından TV52'nin YouTube kanalı üzerinden tekrarı izlenebiliyor. Yine tekrar yayınları da cumartesi günü içerisinde yapılıyor programımızın TV52 ekranlarından. Ayrıca bize Facebook canlı yayını üzerinden de ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular olursa eğer hocamız buradayken yöneltebilirsiniz. Şimdi kıymetli hocam, İdeal Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı olarak uzun yıllardır hem de eğitimci ve şu anda müdürlük görevinize devam ediyorsunuz. Çok çeşitli yerlerde, görevlerde bulundunuz ve çocukları, gençleri gözlemleme imkanınız oldu. Özellikle spor ve o çocuklardaki, gençlerdeki var olan enerjiyi disiplin içerisinde bizim ata sporlarımızla beraber birleştirerek yıllarca bu yönde emek veriyorsunuz. Mesela benim aklıma hemen izcilik kulübü çalışmaları geliyor. Sonra bizim milli özellikle önemli olan, ki Türkiye ve dünya başarısıyla da biz gururlandığımız başarılara da şahit oluyoruz, okçuluk geliyor. Bu noktada İdeal ve Gençlik Spor Kulübü'nün çalışmalarından biraz bahseder miyiz? Son 6 dakikamıza girdik. Evet. Çünkü sevgili seyircilerimiz de bundan da haberdar olsunlar. Bana da velilerden geliyor. Çocuğumuzu hangi spora yönlendirelim? Yönlendirmişken onlara ahlaki güzel değerleri nasıl kazandırabiliriz diye dert edinen aileler var. Hem adres olmuş olur, güzel de olur. Evet, teşekkür ediyorum. İzcilik çalışması aynı bu ufka yolculuk gibi 7'den 70'e herkesin katılabileceği bir faaliyet. Bu faaliyette çocuklar 7-11 yaş arası olanlar küçük izciler oluyor. Biz onlara yavru kurt diyoruz. 11 ile 15 arası olanlar izci oluyor. 15 ile 18 arası olanlar ergin izci oluyor. 18'den sonrakiler de çocuk yetiştirmek için lider olabiliyorlar. Şimdi izcilikte şöyle bir şey var. Çocuğu aslında topluma hazırlama çalışması. Özellikle de günümüzde mesela çocukların işte savruklukları, telefon bağımlılıkları. Evet, ailelerin en çok muzdarip oldukları şeyler. Yani izcilikte bir takım çalışması var. Yani biz bunu çok önemsiyoruz. Beraber, birlikte. Evet. Mesela çocuk belki her şeyi hazır buluyor. Ben mesela hem eğitimciyim,
Her şey veliler geliyor bana diyor ki ya işte hocam biz bu çocuğa ne yapabiliriz? Sek memnun edemiyoruz. Diyorum ki zaten edemezsiniz ki, her şey çok hazır. Evet. Doğalgazımız hazır, yemeklerimiz hazır. Sıcacık evlerimiz, sıcak suyumuz, her bir şeyimiz var. İşin ortağı değil, emeği yok. Evet. Bunun lezzetini yaşamıyor. Hayatın dahilinde aileyle beraber olamadığı için de memnun olamıyor, tatmin olamıyor. Evet. Yani mesela bazen velilerimizin serzenişleri oluyor. Diyor ki işte hocam ben çocuğuma diyorum ki diyor bana bir bardak su getir. Baba kalktıysam sen bana da getirsene diyor. Bu nasıl bir anlayış diyor. Yani işte izcilik bu tür anlayışlarda bir görev hiyerarşisi. Evet. Türe dediğimiz Allah'a ve vatana karşı görevleri yapmak, iyilik yapmak, başkalarına yardımda olmak, faydalı olmak gibi. Hı hı. Onun kendine özgü türeleri var. Bu türeler çerçevesinde mesela çocuk dağın başına gittiği zaman da hiç de yemeğe hazır bulmuyor. Evet. Mesela izcilikte bir kural vardır. Kendi takımınla beraber hazır değilsen yemeği alamazsın. Bir kişi de gitsen gidip takımını bulup oraya takımınla geleceksin. Hocam bizim bütün öyleyse toplum olarak böyle bir terbiyeden ve böyle bir tatbikattan geçmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü herkes, kime dokunsak bu noktada muzdarip, bir değil binah işitiyoruz. Yani evet. Çaresiz kalmış, şikayet ediyor. Diyor ki işte ben diyor sert davransam bana daha karşılığı yüksek bir ses tonuyla geri dönüşlerde bulunuyor. Az üst diyebileceğimiz, hani askeri evet. Hiyerarşiyi beklemiyoruz ama ailede de bir görev dağılımı var. Evet. Ailede de bir evin otoritesi var. Bunu dahi göremediğimiz sıkıntılar yaşıyoruz diyorlar. Yani o kadar güzel bir konuyu özetlediniz ki. Şimdi mesela izcilik. Çocuk evde yatağını toplamaz mesela sabahleyin. Ama biz çocuğa diyoruz ki yarın teftişiniz var. Çadırınızın içi tertemiz olacak, yatağınız tertemiz olacak. Çadırınızın önüne hangi tesisleri yapmışsınız? Havluluk mu yaptınız, askılık mı yaptınız, çamaşırlık mı yaptınız? Her gün bunlara bakacağız diyoruz. Çocuk akşama kadar onları yapmakla uğraşıyor. Ya aileler bizi ziyarete geliyor. Diyor ki ya hocam bu diyor yani ben asla diyor bunun bir yorganını bile düzelttiğini görmedim. Nasıl burada böyle oluyor diyorum. Diyorum ki burada kurallar geçerli oluyor. Kurallar ama hep beraber, beraber takım içerisinde ve saygıyla, yani iyilikle yapıyor. Evet. Mesela onun çocuk ne yapıyor? O çadırını düzgün tuttuğunda, içerisini temizlediğinde, dışına tesis yaptığında onu biz bayrak töreninde onure ediyoruz. Diyoruz evet. ki aa bak şu oba birinci oldu, günün çok birincisi. Güzel. Belki de ona böyle bir kurdele gibi bir şey takıyoruz. Çocuk o gün mesela o kurdeleyle gezdiği için çok gururlu oluyor. Bir de şöyle zaman içerisinde o sorumluluğu da alıyor. Diyor ki benim evet. böyle bir başarım ve takdirim var. Ben bu başarıyı ve takdir edilen durumumu, davranışımı devam ettireyim. Evet. Böyle de bir düşünce gelişmiş de oluyor olumlu yönde. Mesela şu an deprem hazırlıkları had safhada ülkemizde, yani evet. afet çalışmaları, hani İstanbul'da bir deprem olsa ne yaparız diye evet, düşünüyoruz Allah korusun, zaman evet. zaman. Yani dolayısıyla mesela izci kendi çantasını, kendi ihtiyacını, kendi yiyeceğini, kendi barınma ihtiyacını karşılama becerileri kazanıyor. Yani herhangi bir afet durumunda, herhangi bir sıkıntı olduğunda bu becerileri otomatik geçiyor ona. Belki şu anda hani bir oyun gibi, bir şey gibi oluyor ama hı hı. çocuk onunla beraber mesela diyelim ki biz çam başına kampa gittik. Orada kendisine ihtiyaç olabilecek şeyleri yapıyor. Ben de izci olarak yetişirken liderimiz bizi bir yere götürdüğünde yani kendinize bir barınak yapacaksınız dediğinde Allah Allah bakıyor sağımızda solumuzda hiçbir şey yok. Nereden ne yapacağız? Hemen düşünüyoruz. İlk önce bir dere bulmamız lazım. Oradan malzeme gelir. Evet. Ağaç bulmamız lazım. Oradan şunu buluruz. Oradan bunu buluruz bak, derken. Ne kadar güzel. Nereden başlanacağını bilmek biliyoruz, bile evet. işin problem olmasından fırsat olmasına dönmesini de sağlıyor. Krizi bir fırsata evet. çevirmeyi de sağlıyor. Çok güzel, çok önemli yani şeyler. Dolayısıyla biz çocuklara hani itiraz etmeyi değil de iş üretmeyi, takım arkadaşıyla sorunun beraber sorunun bir parçası değil de evet, çözümün bir parçası olmayı sürecin içerisinde. Çünkü hocam sizin de bildiğiniz gibi o kadar çok şehirleşen köylü nüfusunun azaldığı ve şehirleşmenin yoğunlaştığı, şehirlerdeki nüfusun artışı sebebiyle binalar içerisinde, beton yığınları içerisinde yaşayan çocukların doğal ortamla, doğal yaşamla buluşması için de hem sportif evet. hem de milli manevi değerlerimizi, törelerimizi, kültürümüzü beraber birlikte eğlenerek öğrenecekleri, bunun da yansıması aileye saygılı,
duracağı yeri bilen, bir yerde hazırcı değil de bir sıkıntı varsa, bir problem varsa orada nasıl çözüm üretebiliri düşünen, çünkü modelleyerek alıyorlar, sizleri modelleyerek alıyorum. Çok güzel bir cümle söylediniz. Hani modelleyerek alma kavramı. Yani burada önemli olan model insan olma. Yani iyi insanlar iyi insanların yanında yetişiyorlar. Dolayısıyla çocuk küfür ettiğinde biz diyoruz ki bu sana yakışmadı. Onu etmemesi gerektiğini öğreniyoruz. Tekrar ettiğinde mesela uyarıyoruz. Olumlu davranışlar olduğunda ödüllendiriyoruz. İyilikle beraber o çocuk böyle toplumda daha faydalı olmanın yollarını öğreniyor. İnşallah. Kıymetli hocam, sohbetin tadından biz programın nasıl nihayetlendiğini emin olun anlayamadık. Bizim için çok verimli bir program oldu. Eminim TV52'nin Vakti Vefa programları içinde her zaman şu başlangıçta bulunuyoruz. Farkındalığımızı, bilincimizi artıran ve özellikle de ufka yolculukla da birbirini tamamlayan bir program oldu. Ben katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. İdeal Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nurettin Odabaş hocamız, eğitimci ve sosyal hayatın içerisinde gönüllülük esaslı rol modelliğiyle gayret gösteren Ailecek, Fatma Hanım'a da buradan çok selam gönderelim. Ailecek bu gayretin içerisinde olan kıymetli hocamızı misafir ettik sizlerle birlikte. Hocam, son kez söyleyeceğiniz bir şey varsa buradan programımızdan veda edebiliriz. Evet, ben ideal gençlik, gençlik dediğimiz zaman da gençliğimizin faydasına olabilecek her türlü çalışmaları gönüllülük esasına dayalı olarak yapmaya çalışıyoruz. Hem kültürel hem sosyal, tiyatrosundan tutun da diğer çalışmalarına varıncaya kadar. Diğer bir yönden de sportif faaliyetlerle de bunu aktiviteye döndürmeye çalışıyoruz. İşte izcilik, bilek güreşini mesela biz tanıttık topluma. Çok da güzel oldu. Meydanda bilek güreşi turnuvaları yaptık. Şu anda okul sporları içerisine girdi. Ve tüm okullarda öğrencilerimiz bundan faydalanıyor. Atasporlarımızdan yine bahsetmiştiniz. Okçuluk, geleneksel okçuluk çalışmalarını biz yapıyoruz. Bu işe kafa yoruyoruz. Yani bir çocuk mesela izciliğe geldiğinde aynı zamanda bunlara kamplarda bu tür aktiviteler, küçük oyunlar, geleneksel oyunlar, ondan sonra okçuluk çalışmaları yapabiliyoruz. Dolayısıyla hani bir yerden başladığında hani çocuk hem kültürel anlamda hem sportif anlamda hem de ufku açısından, geleceği açısından ona faydalı olmaya çalışıyoruz. Allah izin verirse. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ve biz çalışmalarınızın devamını sizlerle diliyoruz. Çünkü topluma ve millete çok faydalı olan bu çalışmalardan dolayı bütün ekibinizi tebrik ediyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz, yine bir Vakti Vefa programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşüp buluşuncaya kadar sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Sevgiyle, sağlıkla, esen kalın. Allah'a emanet olun.